Bu bölümümüzde robotumuzla siren çalışması yapacağız. Robotumuzda siren çalarken aynı zamanda ledimizi yakıp söndüreceğiz. Öncelikle Idea programında kodlarımızı yazıyoruz. Yeni bir akış şeması oluşturmak için bu bölüme tıklıyoruz. Genel bölümünü seçtikten sonra başla bölümü zaten seçili olacaktır. Mouse'umuzun sol tuşuna ekranımıza tıklıyoruz. Böylece başla bloğunu ekranımıza almış olduk. Robotumuz ilk çalıştığında sirenimizin açlık olmasını istiyorum. Sirenimizi almamız için modüller kısmına tıklıyoruz. Buradan siren karşımıza geldi. Siren'i seçtikten sonra ekranımızda boş bir yere tıklıyoruz. Karşımıza çıkan bu ekranda tamam butonuna tıklıyoruz. Şu an modülümüz ekli olmadığı için bizim modül eklememiz gerekiyor. Ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan P5 bölümünde Siren'i seçiyoruz. İsterseniz farklı bölümlerden de Siren'i seçebilirsiniz. Siren'imizin adına da Siren diyoruz. Aynı zamanda Siren yanında LED yakacağım için projeme LED eklemek istiyorum. Hazır LED'lerimiz iki tane bulunmaktaydı. Bunları daha önce görmüştük. Bir de bunun dışında robotumuza harici bir led takabiliyoruz. Onları da diğer bölümlere takmamız gerekiyor. Örneğin P6'ya taktığımızı düşünelim. Buradan led'i seçiyoruz. İsterseniz P7, P8 olarak da bunları seçebilirsiniz. Bunların hepsinde farklı renkler bulunmakta. Böylece P6'da hangi rengin yanmış olduğunu ekranımızda görmüş olacağız. Buradan isme led diyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Buradan siren modülünü seçiyoruz ve tamam diyoruz. Böylece sirenimizi açma bloğumuzu elde etmiş olduk. Başta bloğuyla birleştiriyoruz. Sirenimiz açıldığında ledimizin de açılmasını istiyorum. O yüzden ledi seçiyorum. Ekranımızda boş bir yere tıklıyoruz. Buradan led zaten hazır durumda. Buradan tamam diyorum. Blokları birleştiriyorum. Bu şekilde belli bir süre kalmasını istiyorum. O yüzden yukarıda kalma bekle bölümüne tıklıyorum. Ekranımızda boş bir yere tıklıyoruz. Süre olarak 500 milisaniye yazacağım. Yani yarım saniye olacak. Tamam diyorum. Blokları birleştiriyorum. Şimdi de sirenimizi ve kapatacağız. Ve o şekilde beklemesini sağlayacağız. Bunun için yine siren bölümüne geliyoruz. Kapat bile onu seçiyoruz. Ekranımıza tıklıyoruz. Siren'i seçiyoruz ve bu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra LED'imizi kapatmak için LED'imizi seçiyoruz. Kapat bölümünü seçtikten sonra ekranımızda LED'imizi seçtikten sonra tamam diyoruz ve kodları birleştiriyoruz. Tekrar bu şekilde 500 milisaniye beklemesini istiyorum. Kal bekle bloğundan 500 milisaniye yazıyorum. Tamam diyorum. Kodlarımızı birleştiriyoruz. Böylece LED'imiz ve sirenimiz 500 milisaniye açık duracak. Daha sonra 500 milisaniye kapalı duracaktır. Kodlarımızın sürekli olarak bu şekilde çalışmasını istiyorsak eğer bağlı bir onu kullanmamız gerekiyor. Bunun için de başlı bölümünü biraz yukarı alıyoruz. Arada boşluk kalmasına dikkat edin. Yoksa bağlı bölümü aktif olmayacaktır. Hata verecektir. Daha sonra bağlı bölümünü seçiyoruz. En alttaki noktayla aç sirenin üstündeki noktayı bir araya getiriyoruz. Böylece kollarımız bittikten sonra tekrar en başa dönecektir. Şimdi kollarımızı kaydediyoruz. Siren ismini veriyoruz ve kaydet diyoruz. Simülasyon programımızda akış şemasını seçiyoruz. Buradan siren bölümünü seçtikten sonra tamam diyoruz. Sağ bölümden robotumuzu yaklaştırıyoruz. Bunun için bir numaraya tıklıyorum. Merceği basarak biraz daha yakınlaştırıyorum. Şimdi projemizi çalıştırmak için burada bulunan butona tıklıyoruz. buradan durduruyoruz. Böylece siren çalışmamızı bitirmiş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.